Başlatıyorum. Ben kuzu kestim. Neyini yemem? Etini. Tamam, çünkü neyim ben? Gerizekalısın Bahadır'cığım. Koyun yenmez mi? Mis gibi pirzolası vardır onun. Ya Yaren, diyelim ki yemiyorum yani. Kim yemez onu? Ben de onu diyorum abi. Kim yememezlik yapar? Herkes yer onu. Süre bitti. Arkadaşım, hayatta anlatamazlar bunu. Hayatta. Başladı. Akşamına hatunla beraber oldun. Sonra geldin diyorsun ki neyi çok güzeldi? Muhabbet! Ay yeminle iğrenç bunlar be. Allah Allah, oyunda mı oynamayalım ya? İnsan neyle yürür? Aslı abi, aşkla yürür insan. Ya hayır, neyle yürür? Ayak. O ayakların üşümemesi için böyle yumuşak bir şey olur. Koyun, koyun abi. Ya Yaren, salak mısın? Ne alakası var koyunla ya? Hayır, koyun değil Yarencim. Daha küçük bir şey olur böyle hani. Küçük, küçük kuzu. Bunu nasıl anlatacağım ben ya? Hadi hadi, çenesi düşük, anlatırsın hadi. Şimdi Magellan, Magellan'ı nasıl bilirdiniz? Hamdolsun, iyi bilirdik. Ne bilelim lan? Ya öyle değil ya. Magellan yani, Magellan neye düşkün? Karıyı kıza falan mı düşkün? Ya ne karısı kızı ya? Teknede adam. Belki deniz anası, deniz kızı. Ya deniz kızı falan yok. Burada nereye gidiyor, nereye, hangi doğrultuya gidiyor, kim için gidiyor? Ya niye gittiğine ne... Ya tamam abi, sen anlatma, anlatamıyorum. Ne güzel anlatıyordum ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elif'cim, sen nereden geliyorsun? Hocamla doğum günümü kutladık anne. Öyle mi? Ama arkadaşların olacağını söylemiştin bana. Sürpriz yaptı hocam. Ben de Elif'in arkadaşı sayılırım, değil mi Elif? Hocam, her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Elif'cim, sen içeri geç bakayım. Seninle sonra konuşacağız. Sen de eşlik et ona. Ne yaptığını zannediyorsun Kandemir? Kızımın doğum gününü kutladım. Bundan sonra da kutlayacağım. Onun da Ahmet'e yaptıklarını söyleyeceğim. Sen her şeyi mahvetmek mi istiyorsun? Her şeyi mahveden Ahmet diye bildiğin o adam. Zaten bu gece bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ne diyorsun sen? Yoksa Elif'e bir şey söyledin mi? Sen bu gece o adamın kim olduğunu öğreneceksin. Başıma gelen bütün felaketlerin sebebinin ne olduğunu anlayacaksın. Elif'e bütün gerçeği birlikte anlatacağız. Kandemir. Ne yapayım? Hocam, müsteşarın suratına mı kapatayım? Ayıp. O zaman benim bir maruzatım var. Şöyle ki... Bir asılsız sanıyorum, böyle bir hata yapmaz çünkü Türk polisi. Asılsız bir ihbar almışlar diye tahmin ediyorum. Beni iş yerimden, iş yerimin şeyinde çok güzel bir yer yaptım. Oradan beni almaya geldiler. Gelmişler yani arkadaş. Sorgu, gözaltına alacaklarmış. Sorgu da. Onu artık, o zaman ben hiç söylemeyeyim, vermeyeyim şimdi telefonu arkadaşımıza. Siz müdürümü ararsınız benim. İnşallah, inşallah. Cuma'ya. Görüşeceğiz inşallah, inşallah. Allah razı olsun. Ne yapayım? Koskoca müsteşar, ne yapayım istiyorsunuz ya? Yani? Şimdi size bir ihbar geldi, normal. Siz de kalktınız, Türk polisini aldınız. Buraya yanıma geldiniz. Benim gibi namuslu, şerefli, vergisini günü gününe ödeyen... ...en ufak bir açığı olmayan bir insanı gözaltına almaya geldiniz. Ya olacak iş mi böyle? Hadi onlar böyle bir ihbarı yaptılar diyelim. Siz nasıl acaba bu ihbara inanıp da... Böyle bir hatayı nasıl yaparsınız ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Diye girmedim ben lafa. Ahmet Yılmaz dedim ben. Sonra şey yaptım yani. Ne konuştu ya? Ne konuştun be Firuz? Ya altı üstü bizimle bir sorguya geleceksin. Olmadı bir müebbet edeceksin. Müebbet. Güzel espri. Vallahi çok güzel. Tamam peki. Elleri de kaldırayım. Havaya uysun. Yavaş cana. İdealist polis. Öğretemedim lan size. Yemin ediyorum. Biraz ibret alın. Görev aşkı nasıl bir şey bir gör. Hala konuşuyor ya. Hadi yürü artık, yürü. Tamam. Anlıyorum efendim. Anlıyorum. Belli ki bir yanlışlık olmuş. Evet, evet. Ben hemen duruma müdahale ediyorum. Müdürüm. Firuz Tüfekçi. Namı diğer Ahmet Yılmaz. Tutukluyoruz. Sen öyle san. Gidiyoruz. Aa. Hani gözümüzün önünde aradı ya müsteşarı. Biraz alenen olmuyor mu? Ceyhun, ben ne diyorsam o. Beyefendiden özür dileyin. Ekip arkadaşlarını topla. Çıkın buradan. Yok artık ya. Müdürüm. Yok müdürüm. Artık tabii canım. Ne özrü. Olur bir yanlışlık herkes. Vay şerefsiz. Ortaya koydum. İkinizden biri alsın işte. Adaletten kaçmak bu kadar kolay hale geldi mi ya? Adaletten kaçmak? Ya olmayan bir şeyden kaçılmaz ki. Ah, ah damat, ah sen gelmiş burada beni almaya çalışsın. Sen daha kimden kız aldığını bile bilmiyorsun. Ben sana bir şey izlettireceğim. Git yukarıdaki odadan o
benim son vizyon filmim var ya. Onu bir getirsene bak. Bir film izleyelim beraber. Sizi çok ilgilendiren bir film. Gerilim biraz. Komik yanları da var ama şey yapmayın yani. Çok sıkılma. Ben bir koptum film. Yani önden bilgisini veriyorsan şey yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?